Teknopat'tan herkese merhaba ben Çağın Çelik. Yeni bir inceleme ile sizlerleyim. Ülkemizde kaliteli şarj cihazları ve power bankleri ile ünlenen Anker'in kulaklıkları da uzun bir süredir ülkemizde satılıyor ve yüksek fiyat performans oranıyla kullanıcının beğenisini kazanmayı başardı. Anker Bluetooth kulak içi kulaklıkları ek olarak oyuncu kulaklıkları serisine de sahip. Bugün bu serinin bir üyesi olan Soundcore Strike 3'ü inceliyoruz. Soundcore Strike 3 7.1 sanal çevresel ses sunan kablolu bir oyuncu kulaklığı. Dış çerçevesi tamamen plastik malzemeden imal edilse de bu kaliteli bir konstrüksiyon ve ele alınca kırılacakmış izlenimi veren ucuz internet kafe kulaklıklarına benzemiyor. O sebeple ilk elinize aldığınızda kulaklık belirli kalite standartları gözetilerek yapıldığını size belli ediyor. Sorku Morul ya da Türkçesiyle kulak üstü dediğimiz kulağınızı tamamen saran bir kulaklık bu. Ve kulak kabı pedleri ya da yastıkları dediğimiz bu kısım derin yapıldığı için kulağınızın kenarları içerideki sert plastiğin uyguladığı baskıyla ağrımıyor. Uzun süreli kullanımda ilk ağrımaya başlayan taraflardan birisi burasıdır. Diğeri de kafa bandının altındaki noktadır. Kafa bandı demişken burada delikli, nefes alabilen kumaş altında yine kalın bir sünger kullanılmış. Kulağınızı içine alan delik oval bir şekle sahip. Üstlerde bir miktar daha geniş. Burada kullanılan kulak kabı pedlerinin içinde kulağınızın şeklini alan yumuşak memory foam kullanılmış. Bu köpük dolgu malzemesi aynı zamanda soğutucu jel de içeriyor bir miktar. Bu boyuttaki kulaklıklar genellikle 40 mm sürücülere sahip olurlar. Ancak Anker Soundcore 3'te bu ezberi bozarak 52 mm sürücüleri tercih etmiş. Daha büyük sürücülerin bariz bir avantajı düşük frekansta daha başarılı olmaları. Oyuncuların da beklentisi daha çok bu yönde oluyor. Özellikle FPS oyunlarında silah ve patlama seslerinin kulağa daha dolgun gelebilmesi için tok bir basla desteklenmeleri gerekiyor. Bu anlamda sound koruyucu başarılı bulduğumu belirtmeliyim. 7.1 sanal çevresel ses noktasında CSGO gibi oyunlarda düşmanın ayak seslerini ve silah seslerinin haritanın hangi noktasından geldiğini saptama konusunda kullanıcıya bir miktar avantaj sağladığını söylemek mümkün. Bir başka dikkatimizi çeken nokta kulaklığın taşınabilirlik noktasında pek bir şey vaat etmemesi oldu. Kulak kapları 90 derece dönebilseydi kapladığı hacim oldukça azaltılıp çantada taşımaya daha müsait hale getirilebilirmiş. Ancak taşınabilirliğe odaklanmamaları mantıklı çünkü bu kulaklık USB-A bağlantı noktasıyla mobil aygıtlarla uyumlu değil. Uyumluluk noktasında resmi olarak sadece PC ve PlayStation 4'ü görüyoruz. Kulaklığın sağ ve sol kaplarından iki kablo çıkıyor. 35 santimetre sonra yani yaklaşık göğüs hizanızda bu kablolar birleşiyor ve bir 30 santim sonra daha ses özelliklerini ayarlayabileceğiniz bir parçaya bağlanıyor. Bu parçaya yakından baktığımızda üzerinde mikrofonu sessiz alma, 7.1 sanal çevresel sesi açma, kapama ve ses seviyesi tekeri olduğunu görüyoruz. Kulaklık kablosuysa örgülü ve toplamda 2 metre uzunluğa sahip. Kulak kaplarının dışına baktığımızda mavi Soundcore logosunu ve bu logoyu çevreleyen dairesel bir LED'i görüyoruz. Bunlar mavi aydınlatmaya sahip. RGB değiller ve kapatılamıyorlar. Soundcore Gaming uygulamasından bahsetmek istiyorum biraz da. Bu kulaklığın temel fonksiyonlarını ayarlamanızı sağlayan bir uygulama bu. 7.1 sanal çevresel ses üzerinde ince ayarlama yapmanıza Equalizer profilleri arasında geçiş yapmanıza ve mikrofon ses seviyesini ayarlamanıza izin veren özelliklere sahip. Kulaklığın aydınlatmasını kapatabilme, dinamik aralık seçenekleri ve biraz daha gelişmiş mikrofon ayarları görmeyi beklerdik burada. Ve tabii ki mikrofon. Kulaklığın mikrofonu biraz özel çünkü IP5X su geçirmezlik sertifikasına sahip. Oyunun heyecanıyla bağırırken ve PCTK gibi sert sessizleri söylerken ağzımızdan çıkan tükürüklere ya da dökülen içeceklere karşı dayanıklı. Çıkarılabilir yapıda olan bu mikrofonun gürültü engelleme özelliği de var. Açık olduğunda yeşil, sessiz aldığınızda kırmızı yanan mikrofon üzerinde bir led bulunuyor. Bu sayede mikrofonun açık olup olmadığını kolayca görebiliyorsunuz ve duyulmasını istemediğiniz şahsi konuşmalarınız kazara oyun içi sohbete dahil olmuyor. Bu sesi Soundcore Strike 3'ün mikrofonundan dinliyorsunuz. Mikrofon ağzıma yaklaşık 5 cm uzaklıkta ve ses seviyesi %80'de. 350-400 lira bandında satılan Soundcore Strike 3 internet kafe kulaklığı olarak tabir edilen ucuz, çok kötü ses veren ve kolay kırılabilen kulaklıkları almak istemeyen ancak bir kulaklığa 1000 lira ve üzeri bütçesi de olmayan kitleyi hedef alıyor. Bu anlamda agresif bir fiyat performans oranına sahip. Genel anlamda hoşumuza giden bir kulaklık oldu. Paranızın hakkını veren, oyunculuk için yeterli akustik performansa sahip bir kulaklık diyebiliriz. Evet ben Çağın Çelik ve bir başka incelememizin sonuna geldik. Yeni incelemelerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.